Efendim maalesef şu anda ekranlarımızda da görüyorsunuz, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Evinin 7 kilometre kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. 10 gündür Mersin'in Günnar ilçesinde arama çalışmaları devam ediyordu Müslüme Yağlı ve kelimenin tam anlamıyla bir kent onu aramak için seferber olmuştu. Farklı noktalardan yine ekipler de bölgeye gelmişti. Müslüme'yi arıyorlardı. Son gelişme Müslüme'yi arama çalışmalarında bölgede bir kan izi bulunduydu ve onun ardından da çalışmalar tüm hızıyla devam etti. Arama köpekleri de yine çalışmalara katılıyordu. Havadan da dronlar yardımıyla, termal sistemler yardımıyla Müslüme'yi Mersin arıyordu. Çevre noktalardan da, çevre bölgelerden de yine bu arama çalışmalarına destek verilmişti. Ve maalesef bugün geçtiğimiz dakikalarda kayıp Müslüme'den acı haber geldi. Şimdi bölgede bulunan muhabir Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Ercan bize oradaki durumu aktaracak. Mustafa, beni duyabiliyor musun? Şu an duyuyorum. Orada şu anda son durum nedir? Acı haber geldi. Detayları sana aktarabilir misin? Günler ilçesinde Onkası'nda ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan Müslüme'den acı haber geldi. Çadıra yaklaşık 7 kilometre uzakta bir alanda bulunan Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Haberin duyulmasıyla acılı anne Selvi Yal feryatlar, ağıtlar yaktı. Şu anda bir sessizlik hakim. Ekipler cesedi bulunduğu yerden getirmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi çalışmalı akut afat ekipleri, jandarma ve gönüllüler 10 gündür sürdürüyordu. Çadırın bulunduğu alanın çevresinde 20 kilometrelik bölgede Müslüman izi sürdürülmüştü. Evet, Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Ercan'dan bölgeden son gelişmeleri aldık. Çok teşekkürler. Tabii çok acı bir haber. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolmuştu. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme ve bugün maalesef acı haber geldi. Çocuğun cansız bedeni bulundu. 3 yaşındaki Müslüme 10 Kasım'da aslında ailesi çadır kurarken gözden kaybolmuştu ve o andan itibaren de ekipler bölgede arama çalışması başlatmıştı. Dağ, taş didik didik arandı. Kelimenin tam anlamıyla bakılmadık yer kalmadı ve aramaların 10. gününde kayıp çocuktan acı haber geldi. Müslüme'nin cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Demirören Haber Ajansı muhabiri Mustafa Ercan da bölgeden son gelişmeleri aktardı. Bir sessizliğin hakim olduğunu söyledi o bölgede. Tabii ilerleyen günlerde soruşturma derinleştirilecek ve Müslüme'nin ölüm nedeni de ortaya çıkacak. Ama 10 gündür bir arama çalışması vardı ve kaybolduğu yerden, 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Bu da aslında arama çalışmalarındaki en önemli bilgilerden biri. Tekrar belirtelim, 7 kilometre uzaklıkta kayıp Müslüme'den acı haber geldi. 3 yaşındaki kızın cansız bedeni bulundu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolmuştu 3 yaşındaki Yörük kızı ve bugün cansız bedeni bulundu. Ailesi çadır kurarken gözden kaybolmuştu. O andan itibaren kelimenin tam anlamıyla bir kent Müslüme Yağlı aramak için seferber oldu. Çok sayıda ekip bölgeye geldi. Arama köpekleri yine çalışmalarda çok ciddi rol üstlendi. Dronlarla arandı Mersin Günnar ilçesi. Yine termal kameralarla arama çalışmaları gerçekleştirildi. Hem sabah saatlerinde yapıldı çalışmalar hem de gece saatlerinde de devam etti. Biraz önce de belirttiğimiz gibi çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Dağ, taş didik didik arandı ve bakılmadık yerde kalmamıştı. Bugün aramaların 10. günündeydik ve artık kayıp çocuktan, kayıp Müslüme'den acı haber geldi. İlerleyen dakikalarda gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.